Antalya'nın sokaklarında kaybola kaybola geziyorum. Şimdi sanayideydim. Sanayide bir şeyler sordum, soruşturdum da oradan çıktım. Sonra bir düşündüm, dedim ki ben ne zamandır motovlog çekmiyorum. Evet, sorular kulağıma geliyor gibi. Abi motor hala satılmadı mı? Abi motorun sende ne işi var? Ha, altımda motor var değil mi gençler? Bak, Daily Message Advance. Tabi sorunun cevabı videonun içinde. Henüz motor satılmadığı için. Dedim bugün ben bir motovlog çekeyim ya. Bu ara çok üst üste motosiklet incelemesi çektim. O yüzden bir sürü yeni model var gençler. Patır patır dökülüyor yeni modeller vallahi, var ya. Daha da geliyor. Acayip acayip modeller geliyor. Öyle 50'lik falan değil. 125'lik, 170'lik, 200'lük falan yerli üreticilerden acayip modeller geliyor. Bugün bir tanesinin bayisine uğradım. Henüz bayi ulaşmamış. Ulaştığı zaman hemen çekeceğim. Daha işte öbür markalarda da var falan. Neyse. Bugün dedim ki size şöyle bir motovlog çekeyim. Belki de kim bilir, Daily Message Advance ile son motovlogum da olabilir. Neden bahsedeyim ben size bugün? Bugün size şu fuarlardan bahsedeyim. Normalde bakın, her sene Şubat ayının son haftasında genelde İstanbul'da, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu Messe Frankfurt'un düzenlediği Motobike İstanbul Fuarı olurdu. Şimdi bu sene olmadı. Aslında 25-28 Şubat tarihleri olarak bunu geçen seneden duyurmuşlardı. Çünkü o fuar takvimleri, tahmin ediyorum, çok çok aylar öncesinden belli olur. Ama işte salgın dolayısıyla, ben salgın demeyi tercih ediyorum. Pandemi, hep böyle yabancı laflar kullanıyoruz. Pandemi ne demek? Küresel boyutta salgın demek. Yani bunun Türkçesi var arkadaşım ya, salgın işte. Niye pandemi diyoruz? Bu salgın dolayısıyla bu fuarlar, tahmin ediyorum, hepsi ertelendi ve tarihleri belli değil. O yüzden ben bundan bir süre önce Messe Frankfurt yetkilileriyle de görüştüm. Kendileri de henüz tarihleri bilmiyorlar. Yani bu herhalde yaz aylarına ya da baharın sonlarına doğru ertelendi ve Motobike İstanbul yeni konseptiyle yapılacakmış. Yani yeni konseptinden anladığım da, tahmin ediyorum, açık havada yapılacak. Kapalı yerlerde yapılmayacak. İşte onun ayarlamalarını falan yapıyorlardır muhtemelen. Ama henüz tarihi belli değil gençler. Şu trafik ışığında da durayım. Şimdi Messe Frankfurt'un düzenlediği motobike'ın daha henüz tarihi belli değil, ama tarihi belli olan başka bir motosiklet fuarı yapılacak İstanbul'da. Motomobil isminde. Bakın, internette motomobil.com.tr adresine girdiğiniz zaman orada bütün detaylarını göreceksiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 3-11 Nisan tarihlerinde Tuzla'da Via Port Marina'da yapılacak bu. Orada çok şeydir. Geniş, böyle büyük açık hava AVM'si vardır. Tahmin ediyorum bir de yat limanı var orada, marina var. İşte abi uyuyor. Telefonuyla oynuyordur muhtemelen. Orada büyük de bir alan varmış. Geçenlerde bir başka bir YouTube kanalında yetkilisi konuşuyordu. 80 bin metrekare mi dedi. Yani çok büyük bir alan ve enteresan bir organizasyon. Sadece motosiklet değil, karavan ve yat fuarı. Üçü bir arada yapılacakmış. Bunu da size duyurmuş olayım. Tarihi bir daha söyleyeyim gençler. 3-11 Nisan Tuzla Viaport Marina'da yapılacak. İsmi Motomobil. Motosikletler olacak. Ondan sonra acıma. Karavanlar olacak ve tekneler olacak. Açık havada düzenlenecek. Giriş ücreti de tahmin ediyorum günlük 80 lira gibi bir miktar telaffuz etmişler. Yani uzun da bir fuar, hani 9 günlük bir fuar tahmin ediyorum ya da 8 günlük bir fuar. İşte hangi gün istiyorsanız, hafta içi, hafta sonu gidebiliyorsunuz. Böyle uzun tutmuşlar ki herkes rahatlıkla istediği gün sıkışmadan, kalabalıklara maruz kalmadan gidebilsin diye. Şu camımızı kapatalım. Rüzgar vuruyor suratıma. Yani bir günlük 80 liralık bir giriş ücreti belirlemişler. Aklınızda bulunsun. Sadece motosiklet değil. Şimdi sorabilirsiniz, abi hangi, bütün markalar gidiyor mu?
her markanın katılıp katılmadığını bilmiyorum bu fuara. Yani o detayları işte dedim ya, motomobil.com.tr adresinden tahmin ediyorum bulabilirsiniz. Eğer açıkladılarsa, açıklamadılarsa da yapacak bir şey yok. Ama aklınıza bulunsun. Açık hava etkinliği. Motobike'da yine herhalde yaza doğru muhtemelen bir açık hava fuarı yapacak gibi geliyor bana. Çünkü yeni konseptten kasıtları olsa gerek. Başka ne yeni konsept olabilir? Ya işte böyle bir hava güneşli ama Antalya'da soğuk soğukta bir rüzgar var. Bu havada şöyle dedim, bir çıktım motorla. Belki de son sürüşüm. Belki de motor yarın satılacak, bilemiyorum. Uzun sürdü tabii yani. Ben motoru satacak koyalı bayağı bir zaman oldu ama emin olun motosiklet piyasası hala yavaş. Zaten kışın yani ölüydü. Bakın mesela senede 2 ay tamam mı? Böyle Ocak'ta Şubat'ta motosiklet bayileriyle konuşursunuz. Bir tane bile motor satmayan bayiler vardır. 2 ay boyunca satış olmayan bayiler vardır. İşte böyle Şubat sonunda tekrardan bir açılmaya başlar. Böyle bir hareketlenir. Normalde fuar yapıldıktan sonra çok hareketlenirdi. İnsanlar yeni modelleri görünce. Bu sene yeni modelleri de henüz göremedik. Şubat bitti, Mart geldi. Ve benim de hala böyle işte hayretler içerisinde karşılaştığım bir sürü yeni model çıkıyor bayilerde. Patır patır ben de onları çekip çekip size tanıtıyorum. İşte Honda Dio'yu çektim. Ondan sonra Apache'nin XRS'sini çektim. Şimdi Volta'dan bir tane gelecek. Bugün bayisine uğradım. Henüz gelmemiş. Gelince bakacağız. RKS yeni bir model getiriyor gençler. 125 cc'yi. Bayiye gelsin, onu da çekeceğim. Artık hatırlar mısınız bilmem. Geçen sene bir aralar bir video çekmiştim. Artık yerli dönemi başlıyor diye. Yani o, bak o videonun linkini sağ üstte koyayım. Öyle dursun, tarihe not düşeyim onu. Hakikaten o oluyor. Çünkü motosiklet fiyatları o kadar arttı ki. Yani Avrupalı, Japon markalara falan böyle el sürmek, yanaşmak bile bazen ciddi şekilde zor. Camımızı azıcık açalım, hava alalım. O yüzden yerli markalar uyandılar gençler. Şimdi bak, birçok marka 125 cc getirmeye başladı. Zaten 110'lar vardı, şimdi 125 cc'ler geliyor. Hatta 170 cc geliyor yerli. Ve o skuter'ı gördüğünüzde o modeli diyeceksiniz ki pes arkadaş ya. Yani sürpriz, hani spoiler yapmış olmayayım da, bayağı bir Japon markasının Türkiye'de çok sevilen bir modelini almış, fotokopilemişler. Eskiden şey vardı, ispirtoyla neydi o? Teksir diye bir olay vardı. Böyle ispirtolu bir rulodan çıkardı. Ben liseye falan giderken bizim sınav kağıtları ondan gelirdi. İspirto kokardı böyle. Eflatun mürekkepli. Bayağı şeyden, teksir kağıdından çıkmış gibi ya. Yani o Japon markanın bir modelini almışlar, klonlamışlar yani. Neyse, gelecek çok yakında, o da gelecek. Bayiye gelir gelmez onun da videosunu çekeceğim. O yüzden spoiler yapmayayım, size de markayı söylemeyeceğim. Bilen biliyor zaten, anladı. Bana çünkü çok soruyorlar şu ara. Evet gençler, şöyle dedim bir video çekeyim. Bu hafta bu videoyla geçmiş olsun. Yine o yeni modellerin tanıtımları zaten patır patır gelecek. Dedim ya, 3-11 Nisan Motomobil Tuzla Viaport Marina'da, İstanbul'da. Ben gider miyim bilmiyorum. Biraz zor giderim gibi geliyor bana. Bir yandan da ışığa bakıyorum. Şimdi sarı yeşil olacak. Hadi bakayım. Aha sarı. Bak, motosikletin en güzel tarafı bu. Işığı gördüğün zaman tüm araçlardan çok daha hızlı kalkabiliyorsun. Sonra seni böyle geçiyorlar tabii, arkadan hunharca gelip. Ama o kalabalıktan kaçma şeyi veriyor, fırsatı veriyor sana motosiklet, hop diye. Neyse ya, konuyu da attık. Biz neden bahsediyorduk? Nereye geldik onu? Motomobil 3-11 Nisan gençler. Messe Frankfurt'un yaptığı motobike'ın da tarihi belli olduğunda onu da sizinle paylaşırım. Bugün de böyle olsun gençler. Sağ şeride polis amcam dörtlü sinyalleriyle kapatmış. Olsun, ben aradan geçerim sonra onun yanına yanaşınca. Bugün de böyle olsun gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.